Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Başkanım, uyuyarak herhalde genel kurul çalışmaları olmaz değil mi? Sayın Başkanım, uyuyan arkadaşlarımız var. Bir uyarırsanız böyle bir genel kurul çalışması olmaz zannederim. Sayın Yılmaz, evet. Uyumak gayet insani bir hareket. Biraz uyandırmak lazım arkadaşları. Yani burada sabaha kadar direneceğiz, sabaha kadar kalacağız demek öyle kolay değil arkadaşlar. Onun için inanmışlık lazım. Onun için biraz direnç lazım. Böyle kolayca olmaz o işler. Sayın milletvekillerim, bugün 2 Temmuz 1993'ün üzerinden geçeli 19 yıl oldu. 33 aydın Sivas'ta Madımak Oteli'nde yakıldı arkadaşlar. İki tane de otel görevlisi yakıldı. Bu insanların o gün yakılmalarından, o günkü pek çok yanlış insan buna neden oldu. Pek çok yanlışlık ya da ihmal buna neden oldu. O 33 tane insanımızın, aydınımızın, gazetecimizin, yazarımızın yüreğimizde halen yeri taptaze, onların acısı halen daha yüreğimizde taptaze. Onları saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Biraz önce Kültür Bakanımız da vardı burada. Daha önce söz vermişti Madımak Oteli müze olacak diye. Ama ne yazık ki Madımak Oteli müze olmadı. Sadece bir kültür merkezi haline getirildi ve bu kültür merkezine insan odaklı denilerek 33 aydının isminin yanında iki tane otel görevlisi yazıldı. Bir de orada saldıran, o insanları yakan, o insanları yakmak için ve Aziz Nesin'i de hatta öldürmek için uğraşan İki tane daha katilin ismi oraya yazıldı. Öylesine bir yaklaşım biçimi insan odaklığıyla falan olmaz. Oradaki insanların, yanan insanların acılarına, geride kalanların acılarına eğer saygı gösteriyorsak onların isimleri katilleriyle beraber aynı yere yazılmaz. Bunu oradaki insanlarımızda, Sivas'taki insanlarda, yarın yani bugün orada olacak insanlarda protesto edecekler. Ben de bu meclis kürsüsünden protesto ediyorum. Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay'ı bu yanlışlığı düzeltme konusunda çağırıyorum, çağrı yapıyorum.